Yani tabii bizim gazeteciler olarak yaşadığımız ilk hak ihlali mesleğimiz gereği suçlanarak gözaltına alınmamış olmamızdı. Ve yine mesleğimiz içerisinde sık sık ifade ettiğimiz işte tecridin bütün yaşam alanlarına sirayet ettiği, yansıdığı meselesini biz gözaltında da gördük. Yani gözaltında teker teker tutulmamız, işte karanlık ve aynı zamanda 7/24 izlenen nezaretlerde tutulmamız da bu tecrit politikasının aslında bir parçasıydı. Yani gazetecilere yönelik, bizlere yönelik fiziki, kaba bir şiddet yoktu belki ama bu şiddeti biz psikolojik olarak yaşadık. Mesleğimiz gereği suçlanıyor olmamız, yaptığımız haberler gereği gözaltında oluyor olmamız zaten en başta yaşadığımız hak ihlaliydi. Tabii gözaltı sürecinde psikolojik şiddet dedik. Bunlardan bir tanesi de örneğin tehdit edilmemizdi. Yani gazetecileri kelepçelemekle tehdit eden yaklaşımlarla karşılaştık. Bu yönlü de arkadaşlarımız itirazlarını, tepkilerini dile getirdi ve bu şekilde ancak geri adım attırılabildi. Aynı zamanda yine kimi ırkçı müziklere maruz bırakılarak da bu şiddet sürdü. Adli sürecini zaten hem birçok avukat takip etti, hem gazeteci takip etti. Savcılık sorgusunda da esasında hiçbir şekilde suç olarak kabul görmeyecek, suç olarak ifadelendirilemeyecek sorularla karşılaştık. Yani sorulan soruların esasında bir savunması bile yoktu. Çünkü bir haber yapılıyor ve bu haberdir. Gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan haberlerdir ve bu haberler üzerinden suç üretilmeye çalışıldı. Zaten bizimle ilgili 4 günlük gözaltı süresinin uzatılması meselesi de yine dosyanın içeriğinde bir şey olmadığı ve bir şeylerle doldurulmak istendiği izlenimini bizde bir kez daha uyandırdı. Bu anlamıyla hepimiz zaten şunun farkındaydık. Aslında soruşturma sürecine dair ya da soruşturma kapsamında bize sorulabilecek hiçbir soru yok ve bu uzatılan gözaltı süresi de birkaç soru üretme, hani soru toplama üzerinden yapılmış bir uygulamaydı. Çok prosedür icabı gelişen bir şeydi. Yani gözaltı süresinin uzatılması meselesinde mahkemenin bizim savunmamızı çok işte zaten kararı değiştirmeyeceği üzerinden, hani gözaltının uzatılması kararını değiştirmeyeceği üzerinden aslında dikkate almadı. Hani zaten uzatılacak, savunma yapmaya gerek yok şeklinde bir yaklaşımı oldu. Bu yaklaşım üzerinden zaten biz gazetecilerin neden orada olduğunu anlayabiliyorduk. Yani tutuklanan arkadaşlarımız da hiçbirinin savunamayacağı bir işi olmadı. Çünkü hepsi gazeteciydi. Kameramanı tutuklandı, program sunucusu tutuklandı, haber editörü tutuklandı. Yani soruşturma öyle bir soruşturmaydı ki yani size konuşan, özgür basına konuşan kişiyi de, konuşturan gazeteciyi de hedef alan ve yani birçok boyutuyla aynı zamanda çekeni de hedef alan ve bütün ayaklarıyla cezalandırmayı kendisine amaç edinen bir soruşturmaydı. Siz de takip ettiniz. Yani Pel yapımda aşçılık yapan bir kadın arkadaş dahi gözaltına alındı ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yani yemek yapmak, gazetecilere yemek yapmak bile suç demek ki tırnak içerisinde. Bu şekilde bir soruşturma süreciyle karşılaştık aslında. Hani buna belki soruşturma süreci demek bile çok yanlıştır. Çünkü bir şeyleri sorgular, araştırırsınız bu süreçte. Bir şeyleri incelersiniz vesaire. Ama bu öyle bir süreç değildi. Ortada sorgulama yoktu. Yani zaten verilmiş bir karar vardı ve o kararın uygulamasına tanıklık ettik hep beraber. 16 arkadaşımızın tutuklanmış olması ve hiçbirinin böyle tutuklanma gerekçesi sayılamayacak şekilde ifadelerle, iddialarla tutuklanmış olması zaten bunu gösteriyordu bize. Yani Kürdistan'da zaten çok uzun yıllardır çok sistematik saldırılar olduğunu görüyoruz ve bunu yazan, çizen, bunu gösteren, kamerasını buraya çeviren çok az sayıda basın kurumu var. Bu operasyonun esasında bu basın kurumlarını hedef aldığını düşünüyoruz. Şöyle ki Yani zaten iktidar şu an bir erken seçim gündemiyle meşgul ve bunun yanında erken seçime giderken elindeki argümanları da kullanıyor. Tabii bu saldırılarının da artacağı yönünde yorumları da beraberinde, değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. Böyle bir süreç, yani biz gözaltında olduğumuz süreçte de birçok farklı gündem gelişti. Bunlardan bir tanesi evet sansür yasasıydı. Bir tanesi örneğin İstanbul'da bir düğünde Kürtçe, işte sarı kırmızı yeşil renkler, Kürtçe şarkılar gerekçesiyle birçok kişinin tutuklanmasıydı. Van'da bir kadının çocuğun üzerinde Selahattin Demirtaş fotoğraflı tişört olduğu için gözaltına alınmasıydı. Ardından MHP Diyarbakır İl Başkanı'nın tecavüzden, bir çocuğa sistematik tecavüzden tutuklanması meselesi vardı. Bunlar, yani bundan sonraki süreçte çok daha farklı meselelerin de, saldırıların da bir şekilde gündeme geleceğini aslında bize gösteriyor ve bunun öncesinde de Kürdistan'da yaşanan birçok şeyi Özgür Basın açığa çıkardı. Yani Van'daki mesele de o şekilde, köy baskınında yapılan o saldırgan tutum. Bu da onlardan bir tanesiydi. İpek Er'i Özgür Basın açığa çıkardı. Onun dışında Gercüş iddialarını Özgür Basın gündeme getirdi. Yüksekova'da, Şırnak'ta tecavüz çetesi, fuhuş çetesini Özgür Basın yine gündeme getirdi. Ama nedir? Bunların gündeme gelmesi problem. Yani sansür yasası mesela bunun bir parçası. Şimdi ben eğer bir gazeteci olarak bu iddiaları gündeme getiriyorsam, yargıya düşen bu iddiaları araştırmak, soruşturma süreci orada başlar. Yani ortada bir suç vardır ya da suç iddiası vardır. O soruşturulur ama burada olay çok tersi işliyor. Sansür yasası bunun önüne engeldir mesela. Benim toplumun gündemindeki meseleyi gündeme taşımam, ülke gündemine taşımam sorundur. Bunu engelliyor, bunu yasaklıyor. Bu anlamıyla sadece gazetecileri değil, esasında bütün toplumu ilgilendiren bir yerde duruyor sansür yasası. Hepsi çok boyutlu ve tek bir zihniyetin bir parçası aslında. Yani bundan sonraki sürece aslında zemin hazırlamayı da hedefine alıyor. Yani bundan sonraki saldırılarını yazacak, çizecek kimsenin kalmamasını hedefine alıyor. Bu boyutuyla bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Biz zaten arkadaşlarımızın çok önemli, çok değerli işler yaptığını biliyoruz ve bu yaptıkları işleri dolayısıyla, Özgür Basın'ın birer ferdi oldukları dolayısıyla bu gerekçe gösterilerek tutuklandıklarını biliyoruz. Bu yönüyle biz nasıl ki birbirimizden bugüne kadar bu mesleği öğrendiysek, hakikat arayışçılığını, hakikat mücadelesini öğrendiysek bundan sonrası da aynı şekilde devam edecek. Yani 2011'de de benzer bir operasyon gerçekleşti ama demek ki yani Özgür Basın geleneği operasyonlarla, katletmelerle, tutuklamalarla, gözaltılarla ve sansürlerle bitmiyor. Yani bizim bundan sonra yapmamız gereken şey bunu tekrar bastıra vurgulamak. Bunu yapmak için de daha fazla çalışacağız. Arkadaşlarımızın kameralarını kaldıracağız, mikrofonlarını kaldıracağız, kalemlerini kaldıracağız ve yerde bırakmayacağız. Onlar çıkana kadar, onlar öncesinde tutuklanan 60 gazeteci çıkana kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Hem kendi yerimize yazacağız hem onlar yerine yazacağız. Yani bir çalışıyorsak 5 çalışacağız, belki 10 çalışacağız. Bu şekilde arkadaşlarımızı özgürleştirebiliriz ancak. Bu şekilde Özgür Basın'ın amacını da sürdürebiliriz. Yani Özgür Basın başta da belirttiğim gibi ne tutuklamayla, ne kaybetmeyle, ne katletmeyle bitebilecek bir gelenek değil. Yani çok öncesine, yıllar öncesine dayanan bir gelenek. Bugüne kadar bitiremediler. Bugünden sonra da adı değişebilir, AKP'si olabilir, farklı bir iktidarı olabilir. Bugünden sonra da bu gerçeklik değişmeyecek.